Herkese selam arkadaşlar, bugün yine ETS'deyiz ve uzun süredir beklenen mod Ford F-Max gördüğünüz gibi karşınızda. Artık mod yayınlandı, versiyon 1 olarak çıktı. Eksikleri vesairesi olabilir, daha çok yeni, yepyeni bir mod. Bu arada yapımcılarına hemen bakalım: Ferhat Gür, Metehan Bilal ve Yasin Çalım. Hepsinin emeğine sağlık, ellerine kollarına sağlık. Sanırım bir ilki gerçekleştirdiler dünyada, ETS'ye bu modu çıkardılar. Aracımız gerçekten çok kaliteli. İçine vesairesini de göstereceğim şimdi. 10 numara 5 yıldız bir mod olmuş gerçekten. Dörtlerimiz. Şöyle bir çevresini gezelim. Bir aksilik olmadıysa eğer, videonun başında zaten hızlandırılmış bir şekilde aracın yapımını izlemişsinizdir arkadaşlar. Ufak bir öyle bir kesit çektim ama bakmadım herhangi bir hata var mı, videoda yok mu, inceleyemedim. Direkt videoya girdim hemen. Ben de merak ediyorum çünkü daha hiç kullanmadım aracı. Şöyle haritamıza da gelelim. South Region Map haritamızdayız. Şöyle uzunca bir yolumuz var ama biz gidebildiğimiz yere kadar yine gidelim diyeceğiz. Şuradaki rotayı takip edeceğim. Şuradan şöyle aşağı doğru inmeyi planlıyorum. Artık gidebildiğimiz yere kadar bayağı bir uzun bir rotamız var. Aracımızın içine geçelim hemen. En başta gördüyseniz eğer, tabii ki siyah ve bu şekilde krem rengi olan interior seçeneği var. Kabin aksesuarları destekliyor, çalışıyor. Ekstra bir eklentiler yok. Sonradan eklenecektir eminim. Aracın renk olarak da bu, hani orijinal rengi diyelim. Artık lansman rengi mi deniyor, orijinal rengi mi deniyor, ne deniyor tam bilmiyorum ama onu seçtim ben de. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım, bir dışarıdan dinleyelim sesini. İçeriden de duyalım. Dörtlerimiz. Sağ sinyal. Retarder kolu çalışmıyor. Belki hani sonradan yapılacaktır vesaire. Söylediğim gibi hani daha çok yeni yani araç. Şurada navigasyonumuz şöyle mevcut. Şöyle aydınlatmalarımız açık. Bilgisayar ekranı galiba Scania'nın ekranından eklenmiş. Oo, ismini de yazmış Metehan. Metehan Bilal yazıyor burada. Yani gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde arkadaşlar. Dorsayı da hani şöyle rahat görelim diye çıkarmıştım. Dorsamız da hemen şurada. Dorsamızı bir geri gelelim. Alalım şöyle dorsamızı, yolumuza çıkalım. Ben de merak ediyorum dediğim gibi. Daha ben de aracı hiç kullanmadım yani. Bağlayalım dorsayı. Çok şekil duruyor. Ha dur, ben trafiği kapatmıştım bir onda. Neredeydi o? Açalım. Şöyle 6 yapalım. Tamamdır. Yavaş çıkalım şirketimizden. Sen beni bekliyorsun, ben seni bekliyorum. Al işte bak. Tövbe yarabbim. Dur bir de önümde dur. Tabii. Tabii canım, orada dur ya. Sen beni kitle, ben seni kitleyeyim. Hiç sıkıntı yok. Abi oyunun trafiği benimle resmen dalga geçiyor şu anda. Gel abi geri gel. Gel geri.
geçin. Geçin abi, geçin. Geç. Durma, durma. Lan durma, durma. Durma, hırt. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Lan bir yola çıkamadık ya. Video açıklamasında aracın indirme linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Araç herkese açık bir şekilde paylaşıldı. Video açıklamasında sizler de indirme linkini tıklayıp aracı indirebilirsiniz. Harita modu da aynı şekilde yine video açıklamamızda var. Saat rejimi 1.33 versiyon modu ama 1.34'te çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Söylediğim gibi daha ilk defa çıktı. Hatta araç paylaşılalı bir 10-15 dakika falan oldu yani ben bu videoyu başlayalım. Araç paylaşıldı. 10-15 dakika sonra ben direkt videoyu çekmeye başladım. Böyle söyleyeyim. Bayağı acele ettim yani. Pazar gününe yetişsin diye. Cumartesi günü böyle yayınlanır yayınlanmaz hemen çekmeye başladım çünkü bekleyemiyorum da akşam çalışıyorum, işim var. Ulan çok hızlı girdik. Akşam çalışıyorum, işe gideceğim, videoyu çekeyim ki hani bir hata mata olur, videoda bir sıkıntı olur, problem yaşamayalım, sıkıntı çekmeyelim. Hani bir hata olursa bir daha çekelim videoyu falan. O yüzden böyle biraz acele ettim videoyu çekmeye ama çıkar çıkmaz mod. Şuradan yardım ya. Aracın sesine alışamadım. Testlere geç atıyorum. Aslında bu otomatik olması lazım. Otomatik kullansaydık daha iyi olurdu sanki. Bilmiyorum manueli tabi var mı yok mu hiçbir fikrim yok bu araçta ama Nazım'ın videosundan izlemiştim. Otomatik de araç. Şekline, şemaline. Gidiyoruz. Vallahi gidiyorduk. Virajlı yolda çok sıkıntılı. İsterseniz şu plastik yorumlu olan yerleri boyalı yapabiliyorsunuz. Ön panjuru, şuradan dönüş varmış. Yani şöyle bir yardıralım. Ön panjuru krom yapabiliyorsunuz. Videoya zaten gösterdim onu en başta. Tamamen size kalmış. Aynalar da aynı şekilde. Sizin zevkinize kalmış bir şekilde dilediğiniz gibi yapabiliyorsunuz yani. Dayı geç gözünü seveyim geç ya. Sığır gibi duruyorsunuz önümde ya.
Sen de döneceksin. Şuradan devam edeyim hemen. Yalnız yollar da çok iyi. Hakikaten çok iyi yani. Bu haritanın zaten bende ayrı bir şeyi vardır. Bir yeri vardır yani. Saturation map dediğin zaman akan sular durur ama harita maalesef geliştirilmedi yani. Yeni yollar vesaireler eklenmedi. 1.34'de de zaten en son güncellenmemişti. Test edelim, şöyle yardıralım. Önümüzde düzlük var galiba. Biraz şöyle basalım bakalım. Of 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 of. Hiç fark etmedim orayı. Basalım derken aracı uçuruyorduk vallahi. Bir de Ford F-Max'teki retarder değilmiş galiba. Farklı bir isim söylüyorlardı ona. Ya retarder de hani kendileri farklı bir isim koymuşlar galiba. Öyle bir yorum vardı geçen bir ara, bahsetmiştik o muhabbetten. Bir videomuzun açıklamasına bir arkadaşımız yazmıştı, bir takipçimiz yazmıştı onu. Yine mantık aynı mantık. Retarder tabii ki. Ama farklı bir ismi vardı. Şimdi hatırlamıyorum onu. Farklı bir isim olarak geçiyor Ford'da. Öyle bir isim koymuşlar yani. Tabii ben de bilgili değilim bu konuda. Bana söyleneni hani sizlere söylüyorum. Daha buna neler gelir biliyorsunuz mu? Daha bunun videosunu zaten bayağı bir çekeriz ya. Karşımda araç vardı, bir anda kayboldu. Aha, bir anda kayboluyorlar bak. Aynadan da gördüm aynı şekilde. Harita hangi dereceleri istiyor hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Açıklamadaki linke bakın, yazıyordur muhtemelen. Ama hangi dereceleri istiyor, hangi harita dereceleri istiyor hiçbir fikrim yok. Muhtemelen hepsini istiyordur yine. Genelde yeni versiyon bütün haritalar o şekilde. Bütün harita dereceleri, 5 adet harita derecesini istiyor. İşte Goinkest'dir, Skandinavya'dır. Ne o? Fransa'dır, İtalya'dır, Baltik'tir. Hepsini istiyor genelde yeni çıkan harita DLC'leri ama şey, harita modları ama. Yine siz bir inceleyin derim yani. Soluma geçmeden ben şuradan hemen sol şeride atayım kendim bir.
yeni grafik modlarımız var. Reshade'imiz aktif. Hatta bakın şu an pasif. Çok kötü bir görüntü oluyor. Hop şu an aktif. Zaten hava falan bayağı bir böyle değişiyor. Asfalt değişiyor. Yeşillikler değişiyor. Benim gözüme çok güzel gözüküyor yani bu şekilde. Bilmiyorum. Herkesin tabii ki görüşü farklıdır. Zevki farklıdır ama benim çok hoşuma gidiyor yani. Dayıcım birazcık bassan be. Ha? Azıcık bassan nasıl olur? Gideceğin yok. Biz gidelim bari. Neymiş buralar ya, böyle zıplatıyor bayağı bir. Görünürde bir şey yok ama. Benim sağa geçmem lazımdı ama dur bakalım nasıl geçeceğiz sağa. Oradan ne oluyor otobüse? Bazı yerlerde sıkıntı var galiba. Haritayla alakalı araçlar bir kayboluyor, bir böyle titriyor mitriyor, bir şeyler yapıyorlar. Garip şehir isimleri var ya burada da. Rusya'nın güneyi diye geçiyor arkadaşlar. Saturation Map Rusya'nın güney bölgesi olarak geçiyor. Lan amma döndük ha. İleriden bir daha döneceğiz, bir de sola döneceğiz. Unutmazsam muhakkak bu kameradan bir oynuyorum yani. Zevkli oluyor çünkü. Toprak yol mu? Vallahi toprak yolmuş. Sese bak.
Geçelim yine şöyle. Kabin içimize. Lan böyle bir yola gireceğimizi hiç tahmin etmemiştim ben ama. Camda çok yansıma var ya, bu biraz fazla gibi. Sonraki versiyonlarda halledilir muhakkak ama biraz bana fazla geldi yani. Gayret. Bunu da göndereceğim, retarderi bir türlü gönderemedim ya. Sinyal kolu vesaire gelecek çünkü. Birleştirecek onlar. Buton box falan gelecek. Ay sonunda gönderecektim ama ay sonu geldi, daha gönderemedik. Artık ay başında göndermiş olacağız. Nisan'ın başında gönderelim bari. Unuttum ya, gönderecektim. Asile ulaşmayı unuttuk. Aracı her yerde test etmiş olduk. Asfalt yol, toprak yol, bozuk yol, orman yolu. Bir videoda birden fazla test etmiş olduk aracı. Herkes birbirine yol veriyor. Ne kadar centilmendir. Aralarına ben sıyrılıp geçeyim bari. Şurada şirket var. Şirkete girelim, burada bitirelim ya. Devamında bayağı bir yol karışık çünkü. Neyse, şuradaki şirkete girelim. Şuradaki şirkette bir bitirmiş olalım. Hiç bilmiyorum, gidiyoruz ama. Dur bakalım, dönüyoruz, nereye kadar döneceğiz? Neyse, biz daha fazla gitmeden en iyisi şuralarda bir yerlerde şöyle aracı durduralım, burada yavaştan bitirelim en iyisi. Kapatalım koltuğumuzu. Çıkalım dışarıya da. Evet arkadaşlar, Ford F-Max hayatımıza girmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine, kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel bir araç modu olmuş. Gayet kaliteli olmuş. Eksik vesaire olabilir, vardır. Söylediğim gibi versiyon 1 dünyada ilk, yani ETS'de dünyada ilk olmuş oldu yani.
Çünkü ben görmedim. Eğer yapıldıysa da dünyada ilk diyorum ama benim hatamdır. Ama ben hiçbir yerde görmedim. Olsaydı muhakkak görürdük. Muhakkak yani bize de şeyi gelirdi. Takipçilerimizden böyle bak Ford F-Max yapılmış vesaire gibi bunun bilgisi elbet gelirdi. Bence yapılmamıştır. Dünyada ilktir bence bu yani. ETS'ye böyle araç olarak gelen. Tekrardan ellerine kollarına sağlık. Bence gayet güzel. Video açıklamasında indirme linkini bulabilirsiniz aracın. Siz de indirip dilediğiniz gibi Ford F-Max'le artık oynayabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.